Muhtemelen kanalın sabit izleyicileri son yaptığım videolarla Crysis serisini ne kadar çok sevdiğimi anlamıştır diye düşünüyorum. Crysis her sene en az bir kere başına geçip bitirdiğim nadir serilerden biridir. Buna rağmen ben senin son oyununu yani Crysis 3'ü bu video dahilinde sadece ilk kere bitirdiğimi fark ettim. Tamam şimdi Crysis 3'ü diğer oyunlar gibi neden her sene oynamadığımı oyunu oynayınca fark ettim. Çünkü ben birbirine benzeyen seri oyunlarını çok oynamayı seven biri değilim. Özellikle zorunlu şekilde oynamıyorsam bu oyunları oynamayı hiç ama hiç sevmem. Muhtemelen Crysis ilk oynadığımda Crysis 2 e olan benzerliği aklımın köşesinde bir yer etmiş ki Crysis 3'ü bu zamana kadar bu yüzden toplam sadece iki kere bitirmişim. Şimdi bu benzerlik konusunu zaten videonun ilerleyen kısmına konuşacağım ama bundan önce kanalda bulunan diğer Crysis inceleme videolarını da izlemenizi kesinlikle öneririm. Bunu videolarımı çok beğendiğimden dolayı söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben seri oyunlarını genellikle kendi serisi içerisinde değerlendirip inceliyorum. İlla ki video içeriğinde senin dışındaki oyunlardan da bahsettiğim oluyor ama hem videolarda hem de açıklamada verdiğim oyun incelemelerinde genel yorumlarım serinin bütünü hakkında oluyor. Bu yüzden kanalda bulunan diğer Crysis incelemelerini de kesinlikle izlemenizi öneririm. Ayrıca benim için önemli bir kısmı da araya sıkıştırmak istiyorum. Bu platformda gelişmeyi ve ilerlemeyi ciddi anlamda çok istiyorum. Sevdiğim işi yapmak gerçekten de çok hoşuma gidiyor. Eğer ki siz de bu konuda beni desteklemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca video like ve yorum atarsanız algoritma da öne çıkmam konusunda bana çok yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Konumuzu tekrardan Crysis çekersek bu oyun seri adına gerçekten çok arada kalmış bir oyun. Bir yandan tam öveceğim gömesim geliyor. Gömeceğim övesim geliyor. Yani bir arası yok. En iyisi bunu inceleme kısmında konuşmak olacak. Bakalım Crysis 3 bana nasıl anlaşatmış. Crysis 3, Crysis serisinin şu an için bilinen ve görünen son oyunu. Tabi bu durum ilerleyen zamanlarda çıkacak olan yeni Crysis oyunu ile değişebilir. Crysis 3, Crysis 2'den 2 yıl sonra piyasaya çıkan bir oyun. Ben de hatırlarım ikinci oyunun şehir atmosferinin ve çizgisel oynayışının çok olay olmasından sonra Crysis 3'ün fragmanı bayağı umut verici gözüküyordu. Çünkü oyun ikinci oyunda sevilmeyen şeyleri kaldırıp ilk oyunda sevilen şeyleri geri eklemiş gibi gözüküyordu. Şehir atmosferinin yerini yine şehir alıyordu ama bu sefer daha farklı bir biçimde. Ormanlaşmış ve çökmüş bir şehir olarak. Ayrıca geniş alanlarda sandbox oynayışı gibi taktiksellik yapabileceğimiz gösteren görsellerle de oynanış bayağı çeşitlenecek gibi gözüküyordu. Bunun yanında fragmanın neredeyse tamamında gözüken yay ile de gerçekten farklı bir deneyim yaşayacağımızın ise fazla verilmişti. Nitekim böyle de oldu diyebilirim. Oyun çıktığında Crash 3 trailerında vaat ettiği her şeyi bize oynayışta göstermişti. Ama nedense bu gösterdikleri ve sundukları oyuncuların istedikleri şeylerle bırakın ikinci oyundan daha iyi olmayı senin bütününden en düşük notları alan oyun oldu. Düşününce gerçekten de saçma gözüküyor biliyorum. Peki neden böyle oldu dersiniz? Konsol... Tamam yeter şaka yapıyorum. Nedense bu kısmı yazarken bu şaka komik olur diye düşünmüştüm. Neyse konumuza dönelim. Çünkü bu oyun Crysis 2 ile neredeyse birebir aynı. Şimdi Crysis 3 özünde Crysis 2 ile fazlasıyla benzerlik taşıyan bir oyun. Crysis 3 Crysis 2'nin çizgisi oynanışını kaldırmış ve yerine ilk oyunda olan kısmı yarı açık dünya ve sandbox oynanış yapısını eklemiş. Fakat bunu eklerken ilk oyunun geniş oyun alanını ve gerçekten oluşturulabilecek taktiksellikte özgürlüğünü bu oyuna ekleyememiş. Crysis'de Crysis ile Crysis 3'ün sandbox oynayışını kıyaslarsak Crysis 3'ün gerçekten de sınıfta kalır türden olduğunu söyleyebilirim. Hatta bana göre ikinci oyunun taktiksel seçenekleri, üçüncü oyunun bu sözde sandbox oynayışındaki taktiksellikten çok daha iyi. Crysis 3'te gördüğümüz ek yolları ve farklı oyun türlerini Crysis 2'de de fazlasıyla görmüştük. Bence oyuncular bir kısımda bunu beğenmediler. Fragmanda gösterilen bir diğer şey ise şehrin atmosferinin daha orman tarzına dönüşüydü. Şimdi haklarını yemeyeyim bu şehir orman tasarımı bayağı iyi olmuş. Çevre tasarımı atmosfer bayağı hoş hissettiriyor. Üstüne grafiklerin günümüz için bile hala iyi oluşu, oyunun görsel kısmını da bayağı canlı tutuyor ki Crysis zaten görsel anlamda adından çokça çok söz ettirmiş bir marka. Yani oyunun bu yeni atmosferinin çok sevilmediğini düşünmüyorum. Ama oyunu oynayanlar bu konuda fikirlerini yorumlardan belirtirse çok sevinirim. Fragmanda görülen ve sevilen bir diğer şey ise yay ama ondan önce bu oyunun neden sevilmediği hakkında biraz daha konuşalım. Şimdi, oynanış genel olarak Crysis 2 birçok konuda benziyor. Zaten bunu dile getirmiştim. Fakat bazı konularda oyunun Crysis 2'den bile eksiği bulunuyor. Misal en basiti Super sisteminin kaldırılması. Tamam ikinci oyunda da dakika başı kullanılan bir özellik değildi de siz neden var olan şeyi bu oyunda kaldırdınız? Hayır bir de sebepsizce oyunda sürekli olarak bu mekaneyi aradım durdum. Aynı şekilde taktiksel seçeneklerde kaldırılmış. Tamam oyuna tekrar Sandbox oyunu işe de bu özelliği neden kaldırdınız? Taktiksel seçenekleri detaylandırıp Sandbox oyunu işe entegre etseydiniz çok daha çeşitli ve eğlenceli bir oynayış görebilirdik. Giysi konusunda da oyunda gözle görünür büyük bir değişiklik yok. Böyle biraz daha nöfleme ve düzeltme tadında eklemeler ve çıkarmalar bulunuyor. Zaten zırh olarak hala 2.0 zırhını kullandığımız için öyle inanılmaz değişiklikler görmeyi beklemiyorsunuz. Ama iyi düzeltmeler görmeyi istiyorsunuz. İkinci oyunda gizlilik bayağı güçlü olduğu için bu oyunda gizliliğin gücünü bayağı kısmışlar. Artık düşmanlar pelerin modunda olduğunuzda sizi rahatça fark edebiliyor. Ayrıca zırhın enerjisi de oyunun tamamını gizli oynamanıza bayağı engel oluyor. Tamam gizliliği zayıflattınız iyi hoş da ben neden artık gizli modda değilken düşmanları gizlice öldüremiyorum. Hayır ikinci oyunda böyle bir zorunluluk yoktu ki zaten bu özellik oyunda bozmuyordu. Peki neden zaten kullanımı zorlaştırılmış pelerin moduna gizli öldürmeyi zorunlu kıldınız? Bunu değiştireceğinizi hız ve güç modunu değiştirseydiniz. Crysis 3'te güç modu olmasa da hız modu düzeltilmiş. Artık koştuğumuzda enerji harcamıyorsunuz. Mükemmel bir yenilik değil ama en kötü ikinci oyunda da var olması gereken bir şeydi. Artık oyunda iki tane patlayıcı taşıyamıyorsunuz ya füzeyi taşıyacaksınız ya da C4'ü hayır ne oldu onda da anlamadım zırh aynı zırh füze ve fünye aynı e sen neden şimdi ikisini birden taşımıyorsun son olarak da giysi gelişim sistemi tamam burada haklarını yemeyeceğim ikinci oyundan sonra bu gelişim sistemi çok daha iyi olmuş da ya kardeşim biz neden artık zırh gelişimi için çevreden paket toplamak zorundayız ikinci oyunda bir mantık vardı ki bence bu güzel bir mantıktı ölen seflerin üzerinden giysimizi geliştirecek puanlar toplamak oyunun hikayesinde bayağı oturuyor. Duruyordu. Benim gözümde oyunun Crysis 2'den eksik kalan kısımları bunlar. Fakat bunlarla sadece oyunu gömmek olmaz. Üçüncü oyunla beraber kendini geliştiren ve oynatan şeyler de bulunuyor. Nano yükseltilmesi daha detaylı ve gelişimi hissedilebilir türden olmuş. Bu zırh yükseltmeleri oynayışınıza mükemmel taktiksellik veya derinlik katmıyor. Ama oynanışınıza baya yardımcı oluyor. Ayrıca eklenen challenge misali gelişimi maksimum seviyeye çıkartma olayı da baya hoş olmuş. Oyunun büyük bir kısmında bize eşlik eden yay seri içinde kullanılan en ikonik silahlardan biri. Kullanımı Aşırı rahat ve eğlenceli. İçerisinde barındırdığı özel mermilerle de oyunda taktik kurabiliyorsunuz. Misal elektrikli oku suya atıp bir grup asker etkisi hale getirebiliyorsunuz. Veya yakınızda bulunan düşmanları seri seri öldürmek için yayı en hızlı moda çekebiliyorsunuz. Özünde yay oyunun gerçekten de büyük bir kısmını kaplıyor. Fakat bu yayında bir dezavantajı bulunuyor. Yay inanılmaz derecede güçlü. Yay hangi modda olursa olsun sel askerlerini her şekilde tek atıyor. Seferi ise yayın moduna bağlı olacak şekilde maksimum 2-3 vuruşta öldürebiliyor tamam bakınca bu çok kötü gözükmüyor olabilir ama yay yüzünden oyunda neredeyse hiç silah kullanmıyorsunuz. Zaten yayın mermisi bulunuyor ayrıca yerden kolayca toplayabiliyorsunuz. Şimdi ne gereği var silaha geç güzelim yayı bırak. Hayır bir de silahlara eklenti konusunda baya yeni şeyler eklemişler. Bunlar yine ikinci oyundaki gibi inanılmaz derecede taktiksellik sağlamıyor da kullanmak için de bir sebep kalmıyor. İlla ki yayın gücünde yetmedi düşmanlar bulunuyor. Peki bu sefer ne yapıyorsunuz? Sev silahlarına başvuruyorsunuz. Oyunda silah kullandığınız süre zarfı 30 dakikayı bilemediğiniz bir saati geçmez. Yay ve sev silahları oynayışa çeşitlilik katmış ama silah kullanımında azalmasına sebep olmuş. Aslında biliyor musunuz? Oynayış konusunda başka değinebileceğim bir şey yok. Sadece oyunun bir kısmında buggy kullanıp ile çatışmaya giriyoruz. Bunların dışında ise oyunun öyle bir ekstrası yok. Düşman yapay zekası ilk oyunlarda olduğu gibi hala aptallığını koruyor. Vuruş hissi yay ve sev silahlarında bayağı iyi hissettiriyor. Ama insan silahlarında ikinci oyundaki kadar iyi bir geri bildirim alabildiğimi söyleyemem. Bunların dışında Warhead ve Crystic'ini en büyük eksikliği olan boss savaşı eksikliği bu oyunda giderilmiş. Sonlara doğru bir tane mini boss diyebileceğimiz, kısmen diğer düşmanlardan farklı tarzda olan bir bossumuz ve Crysis serisi için epik sayılabilecek bir ana bossumuz var. Oyun dünyası için muazzam bosslar olmasa da seri içerisinde bence en iyi bosslara sahip olan oyun Crysis 3'tür. Ama böyle dedim diye de inanılmaz eğlenceli mükemmel ötesi bir boss savaşı beklentiniz olmasın. Bug ve oyun hatası konusunda da Crysis'e kadar üzmese de bu oyunda da hatalar bulunmakta. Bunlar oyun oyununuzu kıran, sinirinizi bozan türden olmayan görsel anlamda anlık yüzünüzü güldürebilecek tarzda hatalar. Eğer ki bir de oyunu Steam'den Türkçe şekilde oynuyorsanız ara sahnelerde seslerin çıkmadığını görmüş olabilirsiniz. Ara sahne ve sinematiklerde karakterlerin sesi ve ortamın sesi hiçbir şekilde duyulmuyor. Bu sorunun çözümünde kartları işaretlediğim Shorts videosunu izleyebilirsiniz. Yani özünde Crysis 3 muazzam yeniliklere gidip önceki oyunlardan ayrışabilmiş bir yapım değil. Çok kötü felaket bir oyun mu? Hayır değil ama beklenti oluşturabileceğiniz mükemmel mükemmel görebileceğiniz bir oyunda değil. Oynanış geneli itibariyle ikinci oyunun ne iyisi ne kötüsü durumunda. Seri için berbat bir oynanışı yok ama inanılmaz yeniliklerde barındırmıyor. Ancak hikaye ciddi anlamda senin en iyisi olabilecek türden bir senaryoya sahip. Fakat senaryodan önce oyunun müziklerine de değinmek istiyorum. Şimdi Crysis 2'nin müziği denince akla gelen ilk isim Hans Zimmer olur. Fakat Crysis 2'nin müzikleri Hans Zimmer ve Lorne Balfe'ın yardımıyla Barislov Slovo ve Tillman Slasko tarafından bestelendi. Üçüncü oyunda da yine tanıdık bir isim olan Karisto Slovov oyunun müziklerini besledi. Crystic'in o muazzam müziklerinden daha iyisi gelmez diyordum. Ta ki Crystic 3'ü oynayana kadar. Müzikler inanılmaz iyi hissettiriyor. Savaş sırasında, konuşmaların arasında, arasanlarda ve sinematiklerde oluşan tınlar oyunun havasını büyük oranda değiştiriyor. Yani şimdi anladın mı? Nano giysimi aldılar Prophet. Ben insanım. İnsan mı? Hikayeye dönersek Crysis 2 incelemesinde oyunun hikaye anlatımının ve senaryosunun çok iyi olmadığını ama benim oyunun alt hikayesini çok beğendiğimi söylemiştim. Beğendiğim bu alt hikaye Crysis 3'te tam istediğim gibi anlatılmış durumda. Örnek vermek gerekirse burada spoiler bulunmakta. Eğer ki spoiler yemek istemiyorsanız ekranda yazan zamana gidebilirsiniz. Şimdi Crysis 2'nin sonunda Alcatraz benim adım Profit diyerek bize Profit'in yaşadığını göstermişti. Aslında burada bizim bildiğimiz Profit bulunmuyor. Bizim bildiğimiz Profit ikinci oyunun başında öldü. Fakat simbiyotik özelliği sayesinde Profit'ın benliğini kendi sistemine kaydetti. Crysis 2'de gördüğümüz bazı sanrılar aslında Profit'ın benliğinde bulunan anılardır. Burada da giysinin Alcatraz'ı ele geçirdiğini ve onu Profit'a çevirdiğini anlayabiliriz. Üçüncü oyunda da Profit geçmiş benliğine sahip olmadığı için bazı konularda veri tabanına ihtiyaç duyuyor. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Biliyorum belki bu hikaye şekli çok alışıla gelmiş olabilir ama bu olaylar ikinci oyunda birebir anlatılan şeyler değildi. Bu yüzden üçüncü oyunla beraber ikinci oyunda alt hikayesini görebilmek benim hoşuma gitti. Bunların yanında hikaye anlatım ve senaryo ikinci oyundan çok daha oturaklı bir seviyede. Bunun en büyük sebepleri ise karakterimizin konuşması ve eski oyunlarla olan hikaye bağlantısı. Crash denilince akla gelen asıl şey birinci oyunda olan şeylerdir diye tahmin ediyorum. Üçüncü oyunda sırf gönderme yapmak için değil gerçekten değinmek için yapılan atıflar benim çok hoşuma gitti. Karakterlerimizin arasında oluşan atışmalar, konuşmalar ve duygusal anlar çok iyi hissettiriyor. Belki biraz iddialı olacak ama Crysis 3 serinin en iyi hikayesine ve hikaye anıtına sahip olan oyunu olabilir. Yani özünde Crysis 3 seri içerisinde büyük başarılar elde edememiş, tamamen seriyi ve hikayeyi bitirme amacıyla çıkmış bir oyun diyebilirim. Yani bunu çıktı dönem için diyorum. Muhtemelen o dönemlerde EA Crysis markasıyla artık para kazanamayacağını düşündü ve oyunun 3. oyuna final vermesini istedi. Fakat şimdilerde Crysis markası yeni bir oyuna tekrardan piyasaya çıkacak. Bakalım bu yeni oyunda neler göreceğiz. Çünkü 3. oyun hikaye anlamında cidden seriyi sonlandırmış bir oyun. Eğer bu yeni oyun 3. oyunun üzerine bir şey katabilirse yeni çıkacak Crysis oyunu gerçekten iyi bir hikaye sahip olabilir. O zaman umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlardan belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana fazla destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.